Tamam, süper. O zaman tekrardan hoş geldiniz. Dün eğitimi convolutional neural network'leri anlatıp bırakmıştık. Şimdi bunların spesifik bir kullanım alanı olan object detection problemi hakkında konuşacağız. Ama ondan önce bu daha genel bir konsept olan transfer learning'den biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kendi network'lerinizi kullanmak istediğiniz zaman %99 transfer learning yapmanız gerekecek. Bunun sebebi de şu. Bu resimdeki network'te olduğu gibi bu convolutional neural network'lerle uğraştığınız zaman göreceksiniz ki bu network'ler çok büyük ve çok fazla parametreleri var. Bunun yaklaşık bu VGGNet diye bir örnek. Bunun yaklaşık 160 milyon mu 180 milyon mu ne eğitilebilir parametresi var. Ve bunların genellikle kıyaslandığı yarışmalarda kullanılan ImageNet datasetinde ise yaklaşık 16 milyon tane resim var. Ve bu yarışmada bu modeller karşılaştırılıyor, benchmark'la yapılıyor. O yüzden normal bir insanın kendi evinde bu setup'ı kurması, bunu yapması çok kolay bir şey değil. O yüzden genellikle böyle bir network kullanmak istediğimiz zaman sıfırdan bir şeyler öğretmeye çalışmıyoruz ona. Çünkü o kadar datamız olmuyor genelde kendi problemlerimizle uğraşırken. Yaptığımız şey genelde şu oluyor. Genelde öncelikle bu yarışmalar zaten akademik çalışmalar olduğu için bütün şeylerini halka açık yapmak zorundalar. O yüzden bu ImageNet datasetinde eğitilmiş bir modelin eğitilmiş parametrelerini internetten indirebiliyoruz. Bunu yapıyoruz. Daha sonrasında bu convolutional neural network'lerin ana olayı neydi? Resimdeki olayları anlamlandırabilecek feature'lar çıkartmayı öğrenmekti. Ve bu network zaten çok büyük bir datasette eğitildiği için çok genel ve çok farklı çeşitli data örneği görmüş oluyor. Ve o örneği nasıl anlamlandırabileceğini de buradaki parametrelerinde saklıyor. Ve network'in sonunda da bir tane fully connected layer koyup bununla bu elde ettiğimiz feature'lardan bir tahmin yaptırıyoruz network'e. Ama aslında bizim en ihtiyacımız olan kısım şu arka kısım, yani backbone kısım diyoruz buna. Transfer learning de burada devreye giriyor. Yaptığımız şey bu öndeki classification kısmını atıyoruz. Network'in arka kısmını alıyoruz, ya yani backbone kısmını alıyoruz, feature çıkartan kısmını. Daha sonra bu feature çıkartan kısmının parametrelerini sabitliyoruz, donduruyoruz. Kendi problemimize uygun özel bir layer ekleyip sadece bu kısmı eğitiyoruz. Bunu yapmanın sebebi de şu. Zaten network çok iyi bir sürü şey yapmayı öğrenmiş. Bizim datasetimizden zaten tekrardan işte edge detection tarzı böyle basit feature'ları tekrardan öğrenmeyecek. Ve daha iyi öğreteceğimizin de garantisi yok. Çok fazla şey gördüğü halde zaten bu yeterince iyi perform eder diye düşünüp bu kısmı geçiyoruz ve sadece gördüğümüz feature'ları kendi problemimize uygun bir şekilde tahmin etmek için kullanıyoruz. Bu da totalde eğitim yapacağımız parametre sayısını bayağı bir azaltmış oluyor. Şimdi bunun çok kısa bir örneğini göstereceğim. TensorFlow'un kendi dokümantasyonundan yine. Açalım. Google Colab. Bu linklerin hepsi slaytlarda var. Sonradan bakabilirsiniz. TensorFlow'un dokümantasyonunda da var. Biraz yavaş gidiyor ama sorun değil. Tamam diyelim. Şimdi bu notebook'ta transfer learning'i iki şekilde kullanacağız. Biri feature extraction dediğimiz kısım. Bu ilk daha demin slaytlarda bahsettiğim kısım bu. Burada direkt buradaki network bir sürü şey gördüğü için çok iyi feature'lar çıkartmayı öğreniyor ve biz de sadece bu özelliğini kullanacağız ilk aşamada. İkinci kısım ise fine tuning diye geçiyor. Bu da şey demek, eğer performansı istediğimiz kadar iyi olmadı mesela, bu network'ün dondurduğumuz layer'larından bazılarını eğitmeye uygun hale getirip bizim data setimizden bir şeyler öğrenmesine zorluyoruz. Bunu yaptığımızda da daha fazla bilgi verdiğimiz için network'e o
karşılaştığımız problemde daha iyi sonuçlar çıkartıyor bize. Şimdi önce ilk kısmını yapalım. Burada klasik importlarımızı yapıyoruz. Daha sonrasında datayı preproses edeceğiz ne yapacağımıza göre. Demiş. Burada şimdi yaptığı şey ImageNet datasetinde 1000 tane class var. Biz ama kendi buradaki bir network'ü kullanacağız ImageNet'i train edilmiş. Ama biz iki tane class'ta kullanmak istiyoruz bunu. O yüzden o network'ü birebir kullanamayız. İşte burada yine TensorFlow'un kendi database'inden dataları çekiyor. Dataset objelerini oluşturuyor. Ve gördüğünüz üzere işte 2000 tane resmimiz var. Küçük bir dataset. İki tane kedi ve köpekten oluşan iki tane şey oldu. Oluşuyor. İki tane class'tan oluşuyor. Birkaç tane örnek göstermişler burada. Şimdi biz burada iki farklı yöntemi kıyaslayacağımız için bunların ikisini network'in hiç görmediği, eğitilirken hiç görmediği bir bir data seti oluşturmak istiyoruz. Test seti diyoruz buna. Validation'dan bunun farkı şey, biz training'i iyi olup olmadığını validation'a bakarak yapıyoruz. Aslında yani direkt network onları görmüyor ama biz parametre seçerken validation'daki performansına göre seçiyoruz modelleri. O yüzden validation setinde ikisini de kıyaslamak çok adil olmuyor. O yüzden validation'da da olmayan, hiçbirinde gözükmeyen bir minik bir test seti oluşturuyor. 32 tane batch'ten oluşan. İki modeli de o şekilde orada kıyaslayacağız ki tamamen hiçbir şekilde görmedikleri bir sette nasıl şey yapıyorlar onu görelim. Burada yine datasetin daha hızlı çalışmasını sağlamak için prefetch ve Auto-tune şeylerini yapıyorlar. Bunlar çok önemli değil. Ufak detaylar. Tekrardan data augmentation yapıyoruz. Çünkü daha çok bilgi gelsin. Bu direkt good practice diye düşünebilirsiniz. Augmentation'ı da görselleştirmişler. Evet. Şimdi burada bu networkler çok popüler networkler olduğu için bu TensorFlow gibi şey library'lerin direkt içinde yüklenmiş oluyor genelde. En popüler şeyleri çok büyük ihtimalle bulabilirsiniz. Örnek olarak şu tf.keras applications şeyin içerisinde bir sürü şey var. Biz MobileNet versiyon 2 diye bir şey kullanacağız. Ama daha başka bir sürü network de var. Hatta ona şuradan bakabiliriz. Şurada açık olması lazım. Aynen. Burada MobileNet var. Ama MobileNet'ten farklı olarak bakacak olursak burada işte EfficientNet, Inception, farklı MobileNet versiyonları, ResNet, VGG, Exception falan bir sürü şey var kullanılabilecek. Neredeydik? Biz buradan MobileNet'i kullanacağız. Şimdi bu network'ten network'e değişen bir şey olarak network'ün kabul ettiği input'un hangi değer aralığında olduğu bu MobileNet durumunda eksi 1 ile 1 arasında olmasını bekliyorduk piksel değerlerimizin. Dünkü örnekte mesela 0 ile 1 arasında yapmıştık. Resimlerde 0 ile 255 arasında. O yüzden bunları bir şekilde çekmek gerekiyor doğru alana ki network doğru düzgün çalışsın. Bunu kendi modelimize bir rescaling layer ekleyerek yapabiliriz ya da o kendi bu network'in içerisinde de preprocessing fonksiyonu şeklinde koymuşlar bunu. Bunu da kullanabiliriz. İkisini de kullanabiliyoruz yani. Bunu bu şekilde eklediğimiz zaman 0, 0255 sayısındaki herhangi bir sayıyı eksi 1 ile 1 aralığına maplemiş oluyor. Şimdi bu MobileNet'i nasıl çağıracağız şeyden? TensorFlow'dan. Aynı, tek bir satırda bunu yapabiliyoruz aslında. Çok basit bir şekilde. Direkt tf-keras applications MobileNet diyoruz. Hangi input şeklinde yapmak istiyorsak onu veriyoruz. Bu üst network'ün son tarafını kesip atma dediğim kısım bu burada gözüküyor. Include top false dediğiniz zaman o sondaki fully connected değerleri çıkartıyor network'ten. Weight'leri de ImageNet datasetinde eğitilmiş weight'leri kullanıyoruz. Bunu boş verirseniz rastgele gelmiş sayılar olur. Ya da mesela sizde bunun başka bir MobileNet şeyi var. Onu yüklemek isterseniz de onun bilgisayardaki path'ini verirseniz onu yükler buraya. Ama şimdilik ImageNet şeyini kullanacağız. Şu anda rastgele bir resim alıp bunu base modelden geçirdiğimizde bize böyle 32 şey 32 batch size'ımız 5 5 1280'lik bir tane feature bloğu veriyor.
Şimdi biz ilk başta feature extraction yapacağız. O yüzden çok basit bir şekilde bu base modelin trainable denilen field'ını donduruyor. False yapıyoruz. Bu demek oluyor ki bunu summary yaptığımız zaman modeli de görüyoruz burada. Bir sürü layer'ları var, şeyleri var. Totalde 2 milyon parametresi var ama hiçbiri trainable değil. Hepsini sabitledik demek bu. Şimdi biz buradan bu feature extraction kısmının bize verdiği feature'ları kullanarak bir tahminler yapmak istiyoruz. O yüzden önce bu feature'ları bir tane pooling'den geçirip daha sonrasında fully connected layer ekleyeceğiz. Aynı şu şekilde prediction layer, keras.layers.dense. Binary classification yapacağımız için bu bize tek bir tane output verecek. Burada modeli dünküne göre bir tık daha farklı bir yoldan yapmış. Bunu iki farklı şekilde yapabiliyorsunuz. Bu dün ve ondan önceki eğitimde gördüğünüz şeyde Kerastat Sequential diye bir şey kullanıyordu. Bu nasıl bir şey? Kullanacağımız bütün şeyleri Lego bloğu gibi üst alt alta koyup tek bir fonksiyona veriyoruz ve bunu modelden geçirdiğimiz zaman hepsinden teker teker geçiriyor. Ki burada da şey demiş zaten, hani bunu bu şekilde yapmak layer'ları ayrı ayrı tanımlayıp sonra hepsini teker teker çağırmakla aynı şeye denk geliyor. Ve bazen bunu yapmak çok mümkün olmuyor çünkü network'te daha kompleks şeyler yapmak gerekiyor ve daha derinden kontrol etmek istediğim zaman functional diye bir şey var. Functional API diye bir yöntem var şeyleri yaratmak için. Burada da modelden datanın nasıl geçtiğini gösteriyorsunuz. Yani teker teker her layer'da ne olacağını şey yapabiliyorsunuz. Burada tek bir layer için göstermiş de bir tane dense layer yapmış. Input'u dense'den geçirmiş. Daha sonrasında bir tane daha dense yapmış. Ona x'i vermiş. Bu şekilde hani bütün input'un izlediği yolu burada tanımlayıp bu şekilde model diye yaratabiliyorsunuz. Bu ikisi tamamen aynı şeyi yapıyor aslında. Sonuç olarak bir model tanımlamış oluyorsunuz Keras'ın içerisinde. Burada da input şeyimizi tanımladık. Augmentation'ımız var. Önce input'umuzu preprocess ediyoruz. İstediğimiz şekle getiriyoruz. Daha sonrasında base modelimizden geçiriyoruz. Daha sonrasında pooling'imizi yapıp dropout'tan geçirip en sonunda da prediction layer'ı ekliyoruz bir tane. Burada teker teker bu şeyin bir avantajı da eğer sıfırdan bir şey yapıyorsanız bazen işte tanımladığınız layer'ların boyutları uymayacak şey olacak. Burada güzel şey şu, her alanda direkt araya bir print statement falan koyup her şeyi debug edebiliyorsunuz. Bu da çok avantajlı bir şey bence. Şimdi modelimizi yaptık. Optimizasyon için parametrelerimizi belirledik. Modeli compile edip summary dediğimiz zaman görüyorsunuz burada input layer'ımız var. Bu preprocess kısmı. Daha sonrasında base layer'ımız var. 2 milyon parametreli ama hiçbiri eğitilmeyen. Bir de en sondaki fully connected layer'ımız var ve sadece bu fully connected layer'ı şey yapacağız, eğiteceğiz. Burada trainable parameters'da sadece bu var zaten. Bunu train ettikten sonra, bu train etmek aynı, herhangi bir şeyi eğitmekle aynı şey, hiçbir farkı yok. Yaklaşık %96'lık bir accuracy almış oluyoruz ki gayet iyi aslında. Burada plotlara baktığımız zaman validation şeyi bayağı iyi. Diğerleri yani gayet düzgün gözüküyor. Textbook gibi garip bir şey yok. Şey yok. İlk kısım bu şekilde. İkinci fine tuning kısmı da şey. Şimdi biz bunu %96 aldık. Daha iyi nasıl yaparız? Daha çok şey öğrenmesini istiyoruz. Daha çok şey öğrenmesini istersek daha çok parametre öğrenmemiz lazım. Daha çok bilgi çıkarmamız lazım. Daha çok bilgiyi nasıl çıkartırız? Daha çok parametre ekleyerek. Bunu da modelin bazı dondurduğumuz bazı layer'ları tekrardan açarak yapabiliriz. Buradaki örnekte şey yapmışlar. Modelde toplamda 154 tane layer var. İlk 100 layer'ını dondurmuşlar. Kalan 54 layer'ı açık kalsın demişler. Sadece bu değişimi yaptıktan sonra tekrar modeli compile ettiğimizde bakıyorsunuz. Bir önceki seferde 1281 olan eğitilebilir parametre sayısı şimdi 1 milyona çıkmış. Çok daha fazla, çok daha güçlü bir model olmuş oldu bu sefer. Şimdi tekrardan bunu eğitip sonuçlara baktığımızda şey görüyoruz artık 90 öncekinde 96 idi şimdi 98 99'lara çıkmış validation accuracy'si.
Biraz daha plotlayacak olacak aynen. Öncekine göre bir tık daha iyi olmuş oluyor. Bu özellikle zor bir task'la uğraşıyorsanız bazen direkt feature extraction kullanmak yeterli olmayabilir. O yüzden bunları kullanmak mantıklı olabilir. Ve sonuçlarına bakacak olursak da gayet iyi bir şekilde kedilerle köpekleri ayırmayı öğrenmiş gibi gözüküyor. Dün de bunlardan biraz bahsetmiştik ama buradaki en büyük problemlerden bir tanesi resimdeki hangi bölgelerde obje var, hangilerinde yok. Bunu şey yapmamız tek class için göstermiştim dün. Sadece insanları detect eden bir sistem vardı. Çeşitli feature'lar çıkartıp şey yapar. Bunu tek class için yapabiliyoruz evet ama böyle genel bir obje tanımını şey yapmak zor. Çünkü çok net bir kavram değil. Ne obje ne değil bunu bilgisayara nasıl anlatacağız? Nereden şey yapacağız? Bunu yapmak zor. Ama istediğimiz şey burada bir şey gördüğümüzde burada obje olsun. Alakasız bir yer gördüğümüzde de burada bir şey yok diyelim. Bu objelerimizi bir şekilde bulduktan sonra da bu objeleri bir tane classifier'a verip bu machine learning modeli olabilir, deep learning modeli olabilir, her şey olabilir. Decision tree bile olabilir yani buradaki bilgileri. Bunlara anlam vermeye çalışıyoruz. İkinci problemimiz bu. Bir başka problem de biz bulduğumuz bütün potansiyel obje şeylerini istemiyoruz. Çünkü %99 ihtimalle, yani çok büyük ihtimalle aynı objeyi anlatmaya çalışan birden fazla tahmini olacak kullandığımız modelin. Biz bunlardan sadece en iyisini istiyoruz. Bu da non-maximum suppression denen bir metodla yapılıyor. Bu çok basit bir yöntem. Hani çok anlaması kolay bir algoritma. Öncelikle elimizde bir sürü tahmin ettiğimiz bounding box var. Potansiyel objeleri gösteren. Bu bize nasıl bulduysak ve şey yaptıysak hani tamamen kullandığımız uygulamaya göre değişir ama elimizde olan şey her seferinde aynı. Diyorum bir tane resim için 100 tane farklı burada şu obje var, şurada şu var diye bir tahmin var elimizde. Bunların hepsi B seti diye düşünebilirsiniz. Daha sonra buradaki bunların her biri için önce bunların hepsini diğerleriyle kıyaslıyoruz. Bakıyoruz bunlar aynı objeye mi denk geliyor? Eğer aynı objeye denk geliyorlarsa bu kullandığımız classifier hangisinde daha emin? Bu karşılaştırmaları yaptıktan sonra sadece kullandığımız classifier'ın en emin olduğu yani her bir obje için bu kullandığımız classifier'ın en emin olduğu şeyi tutuyoruz, gerisini atıyoruz. Şey bu şekilde. Algoritma bu şekilde. Aynı iki şeyin İki kutunun aynı yere olup olmadığını da şu şekilde buluyoruz. Intersection over union diye bir metrik var burada. IOU diye geçiyor. İki tane dikdörtgen kutunuz varken bunların kesiştiği alana bakıp kesiştiği alanı hesaplayıp bir de ikisini birleştirdiğimizdeki alana bakıyoruz. Bu ikisinin oranına baktığımızda aslında belli bir şeyden yüksekse yani bunu anlayacağınız üzere zaten bunun maksimum olduğu durum iki şeyin aynı kutu olduğu zaman bir oluyor çünkü o zaman diğer şeyler de farklı çıkıyor ve bu şeyde buradaki algoritmada şu lambda parametresi de bu bizim belirleyeceğimiz bir şey bu IOU şeyi yüzde kaçsa bunu kabul edelim kaçsa reddedelim şeklinde onu karar vermenizi sağlıyor ama en önemli metriklerden bir tanesi bu ve sonuç olarak bunu hala günümüzde bütün object detection şeylerinde kullanılıyor. Çünkü hala bir sürü proposal'ımız oluyor. Bunları eleyip en iyilerini tutmak istiyoruz sadece. Şimdi tekrardan deep learning şeylerine dönelim. Şimdi bu object detection konusunda günümüzde bir sürü farklı şey var ama genel konsept olarak bakacak olursak bu şeyler ikiye ayrılıyor günümüzdeki deep learning metodları. Biri resmi direkt şey yapıp biri tek aşamalılar, diğeri çift aşamalılar. Tek aşamalılar da şu şekilde resimden direkt feature'ları çıkartıyoruz. Yine bir neural network'le bir convolutional neural network'le. Daha sonrasında bu feature'lardan
direkt bir bounding box tahmin etmeye çalışıyoruz ve bunun klasını da aynı şekilde tahmin etmek istiyoruz. Yani direkt resim üstünde çalışıyoruz aslında. İki aşamalarda ise bir tık daha kompleks. Orada yine resimden feature'ları çıkartıyoruz. Daha sonra bu feature'lardan potansiyel obje olabilecek bölgeleri çıkartıyoruz. Bu daha sonrasında bu bölgeler için tahmin yapıyoruz. Hem bounding box'umuzun yerini hem de içeriğinde ne olduğunu. Örnek networkler olarak bunlar var. Tek seyir için YOLO, SSD, RetinaNet, CentiNet bir sürü şey var. Two stage'lerde de yine RCNN ailesi var en popülerlerden. Ve bunların devamında gelen bir sürü network var. Biz bu işin öncülerinden olan RCNN ailesine bakacağız. Üç tane network'ten oluşuyor bunlar. Ve aslında şeyden klasik metodlardan bu deep learning'li metodlara adım adım nasıl geçtiğimizi bence çok güzel anlatıyor bu metodlar. İlk önerilen bu yani önerilen ilk deep learning bazlı object detection modellerinden biri RCNN diye geçiyor. Ve mantığı şu şekilde. Bir tane input resmimiz var. Bundan bir metot kullanarak region proposal'ları çıkartıyoruz. Yani potansiyel obje olabilecek yerleri. Bu şey gibi henüz deep learning bazlı bir metot değil. Bu dünkü sliding window örneği gibi. Yani resim üstünden çeşitli yerleri analiz edip oradan potansiyel şeyler çıkartıyoruz. Ki yaklaşık 2000 tane şey çıkıyor her resim için. Proposal çıkıyor. Daha sonrasında bu her bir proposal için bunu fix bir size'a getiriyoruz ve bunu bir tane bizim tuttuğumuz bir tane CNN'e veriyoruz. Convolutional Neural Network'e veriyoruz ki amacı da feature çıkartmak. Hani aslında şeye çok benziyor. Bunu CNN yerine mesela buraya başka bir feature şeyini kullanabilirsiniz. Yani mantık olarak tamamen aynı. Daha sonrasında bu her bir proposal için feature'ları çıkarttıktan sonra kaç tane class'ımız varsa o kadar class için bir tane bir tahmin yapıyoruz. Bu bir işte uçak mı, insan mı, televizyon mu neyse diye. Şurada daha güzel bir şey gösteriyor. Yani resimden var. Resimden bize bir sürü region geliyor. Region proposal'lardan. Daha sonra bu proposal'ların her biri CNN'imizden geçiyor. Daha sonrasında buradan çıkan feature'larla bir support vector machine'le classification yapıyoruz. Bir de aynı zamanda bounding box yani şeyin bulduğumuz alanın koordinatlarını bulmaya çalışıyoruz. Genel eğitim şekli şu şekilde. Önce bir tane CNN eğitiyoruz ya da hazır eğitilmiş bir şey kullanıyoruz ki avantajlarından bir tanesi bu. Daha sonrasında bu CNN'i şeyde fine tune ediyoruz. Az önce gördüğümüz gibi kendi class'larımız için. Sonrasında her class için bir tane support vector machine eğitiyoruz. Bir tane de bounding box koordinatlarını ayarlayacak bir modül koyuyoruz. Şimdi bunun avantajlarından biri elimizde kaliteli feature'lar var CNN'den çıkmış ve bunların iyi çalıştığını biliyoruz. Resmi güzel özetlediğini de biliyoruz. Hoka'dan falan daha iyiler yani. Ve transfer learning yapabiliyoruz. Eğer problemimizi bambaşka bir şeye taşımak istersek tek yapmamız gereken şey transfer learning yapmak. Yani bütün CNN'i en baştan eğitmek yerine sadece fully connected layer'larını değiştirmek gerekiyor. Ama en büyük sıkıntısı bu çok yavaş bir işlem. Çünkü çok kompleks ve birbirinden bağımsız bir sürü aşaması olan bir şey. Ki hatta şey yaparken, test ederken bir tane resim için 47 saniye sürüyor. Çünkü 2000 tane her resim için 2000 tane potansiyel bölge var demiştik. Bu bölgelerin her birinin CNN'den geçip bunlara bir tahmin yapılması gerekiyor. Ki bu da sıkıntı. Bir başka sıkıntı da şu. Bütün modüller birbirinden bağımsız olduğu için bu learning based bir şey olduğundan dolayı bunu tam anlamıyla tam potansiyelini de kullanamıyoruz. Yani bir mesela şey kısmı fix. Object proposal kısmı yani nerelerin potansiyel bölge olabileceği kısmı fix. Bunu bütün network'ün yani bütün şeyden geçiremiyoruz. Bu ayrı bir modül olmuş oluyor. Birbirinden bağımsızlar yani. Bu bir sıkıntı. Şimdi bu ama en büyük sıkıntısı çok yavaş olması. Bu yavaşlığı bir tık çözen bir şey SPPNet diye bir şey. Spatial Pyramid Pooling diye geçiyor. Yaptığı şey
özel bir pooling layer'ı yapıyorlar ve burada da bir resimdeki bütün region'lar için ayrı ayrı feature çıkartmaktansa bütün resimden feature'lar çıkartıyorlar sadece. Bu da şeyi bir tık da olsa hızlandırıyor. Ama diğer modüllere çok dokunmuyorlar. O yüzden hala yavaşlığı devam ediyor. En büyük hız kısmı şuradan geliyor. FastRCNN de geliyor. Bu SPP.NET'ten bir ilham alarak yine aynı şekilde bütün resimden feature'lar çıkartıyorlar. Daha sonrasında bu feature'ları region'lara taşıyorlar. Ki öncekinde bunu resmi şeklini ayarlayıp taşımaya çalışıyorlardı. Çok da optimal olmuyordu. Şimdi Region of Interest Pooling diye bir layer gösteriyorlar bunlara da SPP'den ilhamlı bir şekilde. Bunu yaptıktan sonra bu çıkarttığımız feature'ları şeyin geri kalanına fully connected layer'lara verip oradan hem class'ını hem de bounding box'ının koordinatlarını tahmin ettirebiliyorlar. Ve bu Roy Pooling'e birazcık daha detaya gireceğim nasıl bir şey olduğunu anlamak için. Şimdi bizim resmimiz vardı. Resimden CNN'den geçirdik. Bir feature'larımız var. Ama şimdi problem size'ına göre farklı fully connected'larımız farklı bir şey olacak. Çünkü işte 5 tane kategoride bir şey yapmak istemek var. 1000 tane yapmak var. Hani probleme göre değişen bir şey. Ve bizim bir şekilde buradaki gelen feature'ları bunlara taşıyabilmemiz lazım. Bu da Roy Pooling layer ile oluyor. Bu dün gördüğümüz Max Pooling'e çok benzeyen bir şey aslında. Bunu bu feature bu şekilde bloklara bölüp daha sonrasında bu bloklardaki sayıları bu koordinatlara mapliyoruz. Yani aslında işte bu K'ye C'lik bir şeyse mesela, pardon, L'ye K'lik bir şeyi H'ye W'luk bir şeye çevirip buradaki sayıları interpolation yaparak direkt taşıyabiliyoruz. Bunun bize verdiği avantaj da bunu hangi output'a istersek taşıyabiliyoruz. Sadece sayıları birazcık değiştirmemiz, interpolation yapmamız gerekiyor. Ve bu şey bütün şeyi bayağı bir hızlandırdı. Özellikle training kısmında zaten artık bir sürü şey train etmiyoruz. Tek bir şey train ediyoruz. Her class için ayrı bir şey de yapmıyoruz. O yüzden yaklaşık 9 kat bir hız oldu. Test kısmında ise artık yaklaşık bir 25 kat bir hızlanma söz konusu. Çünkü artık yavaş yavaş parçalar birleşmeye başladı. Tek bir şeye doğru gidiyoruz. Ve 2000 tane şey için 2000 tane şey yapmıyoruz. Prediction yapmıyoruz. Ama bu FastRCNN'in tek bir sıkıntısı var hala. Bu region proposal kısmı hala ayrı. Hala bunu bütün şeye koyamadık. O yüzden end to end değil ki ulaşmak istediğimiz en son nokta da bu end to end olması. Çünkü bu network'ümüzdeki bilgi akışının baştan sona her yerden bir şeyler öğrenmesini istiyoruz. Bu da bu RCNN ailesinin son üyesiyle oluyor. Faster RCNN. Bunların yaptığı şey de Faster RCNN'e çok benziyor. Tek farkı artık region'larımızı bulmak için yani resimdeki obje bölgelerini bulmak için de bir tane neural network kullanalım diyoruz. Yani resimden feature'lar alıyoruz. Bu feature'ları bir network'e veriyoruz. Bu network bize potansiyel yerleri veriyor. Daha sonra bu network'ün verdiği potansiyel yerlerde biz class tahmini yapıyoruz. Geri kalan zaten region proposal network dışındaki diğer her şey FastRCNN'le aynı. Şimdi bu region proposal network nasıl oluyor? Yani neleri düşünmemiz lazım? Nasıl bir şey tasarlamamız gerekiyor? Ona bakalım. Bizim CNN'imizden gelen bir feature'larımız var. Belli sayıda. Şimdi karar vermemiz gereken şeylerden bir tanesi her resimde farklı sayıda şey olacak zaten. Hani bir resimde kaç tane obje var? Bu genel bir cevabı yok bu sorunun. Her bir resim için bizim bir tane şey fixlememiz gerekiyor. Ve bunların ne potansiyel olarak nerede olabileceğine de karar vermemiz lazım. O yüzden mümkün olduğunca çok alanı kaplamaya çalışıyoruz. O yüzden dense bir şekilde yani yoğun bir şekilde resimde potansiyel bir arama yapmak istiyoruz. Şimdi bu Region Proposal Network'in çalışma şekli şu şekilde. CNN'den feature'larımızı aldık. Daha sonra bunu
bir convolution'dan geçirip birazcık küçültüyoruz. Daha sonrasında şeye geçmiş oluyor. Yaklaşık aynen. Bu height fit ve 256'lık bir blok olmuş oluyor. Sonrasında diyoruz ki bizim bu her bloğumuz bu 256'lık HW 256'lık her blokta n tane potansiyel şeyimiz olsun. Anchor'ımız olsun. Bu anchor'lar şey gibi ön bilgi gibi düşünebilirsiniz. Yani bu yine kullanıcının tasarladığı bir şey. Problem spesifik olarak değişebilir ama objeler nasıl olabilir? Bir genel bilgi gibi. Hani bir sürü farklı kombinasyona koyup burada network'in işini birazcık daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Direkt bunun şeylerini bul yerine işte önce bir kare şeklinde koyuyor, bir tane düz koyuyor, bir tane yan koyuyor. Bunların hepsiyle bir feature çıkartıyor. Bu bütün anchor'lar için. Ve daha sonrasında her anchor için onun kapsadığı alandaki feature'lardan bir obje değil, obje ya da obje değil skorlarını çıkartıyor. Ve aynı şekilde bu eğer bir box'a bunun koordinatları nedir? Bunu tahmin ettiriyoruz. Yani dört köşesi için koordinat şey yapıyoruz. Yani totalde buradan gelen feature'ları önce biraz küçültüyoruz. Daha sonrasında da her bir şey için, her bir hücre için 6n tane bir tane obje önerisi yapıyor network bize. Pardon, n tane obje önerisi yapıyor ama bu 6n tane parametre veriyor bize. Çünkü hepsinin koordinatları ve obje olma skorları var. Peki bunu eğitirken nasıl yapıyoruz? Şu şekilde öncelikle bu bounding box'ların koordinatlarına bakarken şimdi bir sürü, bu anchor dediğimiz şeyler bizim belirlediğimiz şeyler. X'de Y'de ne kadar geniş, ne kadar şey. Bu region proposal network'ün asıl amacı bu anchor'ları birazcık düzeltip kendisi bize bir öneride bulunması potansiyel şey için. Biz de bu anchor'lardan ne kadar uzaklaşmış onu tahmin ediyoruz aslında network'le. Ve total network'ü eğitmek için de 4 ayrı loss fonksiyonumuz olması gerekiyor. Şimdi önceki problemlere baktığımızda mesela classification için işte cross entropy vardı, şey vardı, bir sürü farklı şey vardı. Ama genelde problemimiz bir taneydi. Şimdi bir anda 4 tane farklı problemimiz oldu. Bunların hepsini aynı anda optimize etmeye çalışıyoruz. Yani işler biraz bir tık daha komplikeleşti. Bu region proposal network'ünü neye göre eğitmek istiyoruz? Bir classification yapmamız lazım. Yani network'ün bize sunduğu şeylerde, potansiyel bölgelerde burası obje ya da değil bir şekilde bir binary classification yapmamız lazım. Onun için bir classification loss parçamız var. Bir de bu bizim belirlediğimiz anchor'lardan proposal oluşturmak için de bir şey yapmamız lazım. Bir şey regres etmemiz lazım. Onu monitör eden bir regression loss'umuz var. Daha sonrasında da şey proposal'larımız var. Bunların altından bunları ROI pooling yaparak şeyde fully connected'lara verdik. Şimdi her proposal için bir objenin hangi obje olduğunu gösteren bir classification loss kısmımız var. Son olarak da artık bizim proposal'ımızdan bir normal box'a geçen yani son tahminimizi yaptığımız kısım var. Bunu da monitör eden bir ayrı bir regression kısmı var. Bunların hepsini bir beraber şey yaptığımız zaman FastRCNN architecture'ını birazcık daha tamamlamış oluyoruz ve bu FastRCNN'i de 10 kat daha hızlandırmış oluyor ve artık elimizde end-to-end bir sistem var. Bu da demektir ki her network'ün her bir kısmı diğer kısımlarından da yardım alabiliyor ve problemi daha iyi anlamış oluyor. Daha çok şey öğrenmiş oluyor. Şimdi iki aşamalılar en önemlileri bunlardı. Bir de tek aşamalılar var. Onlardan da bahsedeyim kısaca. Bunlardan en ünlüsü YOLO dediğimiz bir network. You Only Look Once. Bu mantık olarak şeye benziyor aslında. Yani resimde bir tane box gezdirmeye benziyor. Ama bunu daha da hızlandırmak için şey yapmışlar. Resmi daha büyük bloklara bölmüşler. Daha sonrasında her blok için bir bounding box koordinatı tahmin ettirmişler.
Yani yine sliding window yapıyoruz ama daha her pikselde değil de her bir blokta yaptığımız için daha kısa sürüyor. Mesela bir örnek burada var. Bu yeşil gördüğünüz şey buradaki window. Daha sonrasında bu window'un nasıl refine ederim de objeyi daha iyi kapsar diye bu şekilde tahmin ediyor network. Yani network de aslında direkt resimden feature çıkartıp, pardon, aynen, resimden feature çıkartıp oradan detection'a gitmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde aynı bölge içinde classification yapıyoruz. Bu ilk yolu şeyse, architecture'ı. Yolunun bir sonraki versiyonunda da bu Faster RCN'de gördüğümüz Region Proposal Network'te kullandıkları anchor'ları kullanıyorlar. Yani bu sefer tek bir şey tahmin edeyim değil de her bir tanesi için işte n tane prediction yapalım. Bunlardan en iyilerini seçelim daha sonrasında diyorlar. Yani şeye çok benziyor Faster RCN'e mantık olarak. Bu yoladan bir başka olarak ona benzeyen bir SSD diye bir şey var. Bu da Single Shot Multi Box Detector diye geçiyor. Mantık olarak yolaya çok benziyor. Tek farkı farklı boyutlarda tahminler yapmayı da öğreniyor. Ve avantajı da daha farklı boyutlardaki objeleri daha iyi alabiliyor. Küçük şeyler özellikle. Şimdi yolayla SSD'nin genel özellikleri bunlar iki aşamalı şeylere göre çok çok daha hızlılar. O yüzden gerçek zamanlı şeylerde kullanmaya daha makuller. Ve ikisi de end-to-end eğitilebiliyorlar ve fully convolutional'lar. Fully convolutional da şey demek, network'ün içerisinde fully connected layer yok. Bu da şey demek, sabit boyutta bir resim kabul ediyor diye bir şey yok. Yani resmin boyutu istediğim her boyutta resmi kullanabilirsiniz bu fully convolutional network'lerde ki bu da büyük bir avantaj. Çünkü resim fix bir şey olduğunda resmin şeklini manuel olarak büyütüp küçültmek resmin kalitesini bozuyor. Ama sıkıntısı şu, bunların performansları iki aşamalılar kadar iyi değil. Ve özellikle küçük objelerde büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Peki performans iki aşamalılar neden daha iyi oluyor bunlara göre? O da şu yüzden. Tek aşamalılarda öncelikle resimden direkt feature çıkartıp bu feature'lar üstünden bounding box tahmin ediyorduk. Daha sonra class tahmin ediyorduk. İki aşamalılarda şeydi ama öncelikle buradan feature'ları çıkarttıktan sonra potansiyel obje olabilecek yerleri tahmin ediyoruz. Onları çıkartmaya çalışıyoruz. Bu da bize şey avantajını veriyor. Özellikle hangi class olduğunu ve box'un nerede olduğunu söylerken sadece bize burası potansiyel bir bölge denilen yerlerle uğraşıyor network. O yüzden sadece önemli yerleri görüyor. Ve gereksiz şeylerle çok uğraşmak zorunda kalmıyor. Ama tek aşamalılarda bütün resmi görmek zorunda olduğumuz için önemli yerlerle beraber alakasız yerlerden de çok fazla input almış oluyoruz ve bundan kaçınamıyoruz zaten. O yüzden çok daha fazla şey aynı anda şey yapmak zorunda kalıyor, öğrenmek zorunda kalıyor. Bu da total performansı düşürüyor. Çünkü eğitmeye çalıştığınız şeye bir sürü gereksiz bilgi de vermiş oluyorsunuz. Yani tek aşamalıların ana problemlerinden bir tanesi de bu. Şimdi bu tek aşamalıların devamı olarak bir sürü yeni şey geldi. Architecture'lar yapıldı. Yolların devamı da var. Şu an en son beşincisi çıktı sanırım. Bunun dışında işte bounding box kullanmak ne kadar mantıklı bunu tartıştı insanlar. Mesela dört tane köşe şey yapmak yerine direkt iki tane nokta tahmin ederek daha şey olur diye belki daha iyi olur diye bir corner net diye bir şey çıktı. Direkt objelerin merkezini bulmaya çalışan center net diye bir şey çıktı ya da direkt sadece objenin sınırlarındaki noktaları bulan ExtremeNet diye bir şey de yaptılar. Bunlar hepsi potansiyel bir iyileştirme bounding box için ama hiçbiri bir standart olamadı benim bildiğim kadarıyla. Şimdi güncel detection architecture'ları bunlardı, bu şekildeydi. Biraz daha problemi düşünelim. Şimdi elimizde detection'larımız var. Elimizde resmimiz var. Resimde bizim network'ümüzün bize verdiği
potansiyel sonuçlar var. Burası detection, burası değil şeklinde. Bunları nasıl ölçeceğiz? İyi olup olmadığını nereden anlayacağız? Bunu şu şekilde bakıyoruz. Bir detection'ımız, burada bir obje varsa ve biz onu bulmuşsak ona bir true pozitif diyoruz. Eğer alakasız bir yerde burada obje var dediysek ve orada bir şey yoksa o bir false pozitif oluyor. Eğer olan bir şeyi kaçırdıysak da false negatif diyoruz bunlara. Ve bunları kullanarak iki önemli metrik üretiyoruz. Bunlardan biri precision, diğeri de recall. Precision şu demek, bulduğun bütün boxlar, bulduğun box dediğin şeylerin kaçta kaçı doğru. Yani bütün tam yaptığın true pozitiflerden diğer pozitifler onun oranı ne? Yani buna şey yapacak olursak, hiçbir yanlış şey yapmazsak aslında direkt %100 precision'ımız olmuş oluyor. Recall dediğimiz şey de şu, zaten var olan objelerin kaçta kaçını buldun. Yani true pozitif bizim doğru bir şekilde bulduğumuz. Böldüğümüz şey de true pozitif artı false negatif, yani bulamadıklarımız. Bunların ikisi de tek başına yeterli değil. Çünkü ikisinin de çok böyle edge durumları var ve insanı çok yanıltabilecek durumlar. Mesela örnek verecek olursam, şimdi precision şey demekti, bulduğumuz şeylerin ne kadar kaliteli. Bir tane resimde 10 tane obje olsun bulmamız gereken. Bizim network'ümüz sadece bunlardan bir tanesini buldu. Ama doğru buldu. Başka hiçbir şey tahmin etmedi. Yanlış tahmin yapmadığımız için false pozitiflerimiz sıfır oldu. True pozitifimizde bir tane var zaten. O zaman %100 precision'ımız olmuş oldu. Ama aslında resimdeki 9 tane objeyi kaçırdık. Bir başka durum, recall'un kendi kendine tek başına yetmediği bir durum. Yine 10 tane resmimiz var. Biz işte network'ümüz bize 150 tane şey tahmin etti mesela. Ve bir sürü şey tahmin ettiğimiz için zaten hepsini illa tutturduk. Yani bir sürü 10 tane true pozitifimiz oldu. Ama 90 tane de false negatifimiz oldu mesela. Pardon, false pozitifimiz oldu. Recall'da zaten sadece olanların kaçta kaçını yakaladığımızı ölçtüğümüz için yine recall'umuz çok yüksek çıkacak. O yüzden tek başına recall da yanıltıcı bir metrik olabiliyor. Genelde bu şeyleri ölçmek için ikisini birlikte kullanıyorlar. Bu precision recall curve diye bir şey yapıp ikisini bir grafikte gösterip onun altındaki alana bakıyorlar. Ayrıca cluster'ın da ne kadar iyi kategorilerini öğrenebildiğimizi ölçmek için de şey yapıyorlar. Mesela 10 tane class'ımız olsun. Her bir class için ayrı ayrı precision'ı ölçüp ortalamasını alıyorlar. Daha sonrasında bütün class'ların ortalamasını alıyorlar. Mean average precision diyorlar buna da. Bununla ölçüyorlar bir network'ün bir şeyleri ne kadar iyi bulabildiğini. Aynı şekilde recall'da kullanılıyor. Bu anlattığım şeyler yine biraz hızlı oldu ve yüzeysel oldu, onun farkındayım. Daha derinden ve daha öğrenmek isterseniz, dün slide'a da koymuştum. Bu yeni versiyonu sanırım. Ben 2 sene öncekini koymuştum. Bu geçen seneki. Bu dersin videoları. Bizim okuldaki bir ders bu. Bu zaten bugünkü sunumda kullandığım materyalin büyük kısmı da oradaki slaytlardan almıştım. Ve sadece ilk 2 slayt setiydi. Yani daha dersin içinde bir sürü content var. Ve çok daha kompleks konuları işliyorlar, şey yapıyorlar. Daha detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Ve bunların benim gösterdiklerimin dışında bir sürü ekstra materyal de veriyorlar. Yani öğrenmek istiyorsanız en iyi kaynaklardan bir tanesi diye düşünüyorum. O yüzden buradan bakabilirsiniz buna. Şimdi pratik örneğe geçmeden önce TensorFlow'un bir uzantısını öğrenmiş oldum. Ben de bunu hazırlarken TensorFlow Hub diye bir şey. Bu da şu şekilde, bize hazır bir şekilde bir sürü model gösteriyorlar. Yani burada insanların eğitip yüklediği bir sürü model var. Bir sürü farklı problem için. İşte sadece text'le uğraşıyorsanız onun için bir şey var. Biz image'lara baktık. Computer Vision'dan bahsettiğimiz için. Mesela object detection için sadece 96 tane şey var. Burada bir sürü farklı network'ün eğitilmiş şeyleri tek bir arada bulabiliyorsunuz. Ya da işte, Tableau versiyonları architecture'ına göre seçebiliyorsunuz.
Bir sürü opsiyonunuz var. Yani her şekilde dataset'e de yapabiliyorsunuz. Ve bunların büyük bir çoğunluğu transfer learning için, hani şuradan fine tunable diye bakınca zaten çıkıyor. Transfer learning için uygun. Yani kendi projelerinizde şeylerde kullanabiliyorsunuz. Bu TensorFlow Hub bir sürü şey bir içinde tuttuğu için aslında TensorFlow'un içinde olmasa bile mesela bazı hub'da olan şeyler olabilir. Özellikle yeni gelen şeyler. Onları hemencecik kullanabilmek için güzel bir kaynak. Ve transfer learning bu hub'daki şeylerle de yapılıyor. Ama şeyden bir tık daha farklı. Bu ilk yaptığımız örnekten. Burada yanlış linki koymuşum. Onu düzelteceğim de. Şöyle Hub için ayrı bir transfer learning tutorial'ı vardı. Onun linkini koyacağım. Aynen. Çok benziyor yaptığımız şey. Mantığı aynı ama birkaç farklı şeyleri var. Onları yapar kendiniz koyarsınız ve bu GitHub'daki TensorFlow repozitorisinde bu Hub'ı nasıl kullanacağınızı gösteren bir sürü örnek var. Ve çok fazla şey var. Farklı problemi işliyorlar. Yani kendiniz merak ediyorsanız bir sürü farklı problemle uğraşabilirsiniz. Mesela classification'dan tutun işte generative network'lere kadar. Yani bir sürü şey var ve sürekli güncelleniyor mesela. En son güncelleme 8 gün önce olmuş. Geçen hafta şey yapmışlar. Şimdi biz bu hub'ın Object Detection Notebook'una bakacağız. Bunu kullanın. Sıfırdan bir şey eğitmeyeceğiz. Artık daha çok farklı modellere direkt modeli çalıştırıp inference yapmak için kullanacağız. Kapatalım. Aynen. Şuradan üzerinden geçeceğim bir şeyi başlatacağım. Neyse. Run'layalım direkt. Evet, arkada bir şey açık kalmış. Onu kapatalım. Google Colab'e para vermeyince böyle şeyler yapıyor. Evet. Randevu bakalım. Şimdi burada farklı olarak TensorFlow'dan başka TensorFlow'un hub'ını da import etmemiz gerekiyor. Ve burada bu spesifik örnek için bazı şeyler de import ediyorlar. O çok önemli değil şu anda. Çünkü sizin nasıl yapmak istediğinize göre değişecek şeyler ama önemli olan şey TensorFlow hub'ı çekmek buradan. Ve evet burada yine örnek dataset resimleri çekiyor. O bir saniye bu açmak istediğim örnek değildi. Yanlış örneği açmışım. Şuradan şuna geçmek istiyordum. TF2 sitesi. Tamam. Running Google Colab. Yani bu Google Colab makinesine şimdi bazı şeyleri yükleyecek. Gereken. Ama bize şey imkanı sağlayacak bu notebook. Bir sürü farklı network architecture'ını benzer resimlerde kıyaslama imkanı. Mesela şeye bakalım. SSD ile yani bu bir tane tek aşamalı şeyle çift aşamalıyı kıyaslayalım. FasterRCNN'i karşılaştıralım. SSD'de mesela şunu seçelim. Şimdi birazcık beklemek gerekecek. Bazı şeyleri initialize ediyor ilk defa yaptığından dolayı. Ama bunun yaptığı şey aslında bunları initialize ettikten sonra bizim seçtiğimiz modeli direkt hub.load diyerek yapabiliyoruz. Bu şey TensorFlow hub'dan direkt çeken bir şey. Bu sadece hub'daki URL'ini vermek lazım. O da yukarıda. Şurada bir yerde olması lazım. Heh. Şu bunu saklamışlar. Ama direkt bu notebook'ta bir sürü şeyi bize aynı anda sunabilmek için bunların hepsini bir dictionary'ye çevirmişler.
Oradan direkt şey yapabiliyoruz. Direkt bu network'ün adıyla alanı yöreline mapleyebiliyoruz. Buradan şimdi bu seçtiğim şey almadığından dolayı bir saniye durduruyorum bunu. Şuradan tekrar çalıştıracağım. SSD modeli yüklemek istiyoruz çünkü run after dedim. Şimdi hub.load dediğimizde bu TensorFlow Hub'daki linkinden buradan yüklemek istediğimiz modeli çekecek. Modeli çektikten sonra resim seçeceğiz buradan. Daha sonrasında da bu modelden direkt network'e verir gibi resmi verdiğimizde bize sonucu çıkartmış olacak. Bu modelin output'unu vermiş olacak. Şimdi modeli yükledi. Bu bilgisayarda bir sürü sekme açık olduğundan dolayı biraz yavaş olabiliyor ama şu şekilde gösteririm. Geldi sonuçlar. Bu resimde bir inference yapacağız. SSD network'ünü. Şimdi bakıyoruz. Sonuçlar çok da parlak. Yani güzel bir sürü şey bulduk ama alakasız yanlış şeyler de bulduk. Mesela şurada devasa bir insan olduğunu iddia ediyor network. Buradaki şeyler kaçmış. Arka plandaki insanlar kaçmış. Bazı şeyler overlapping çıkmış mesela. Yani bu çok daha hızlı çalışan bir network ama yine de her şeyi çok iyi bulamıyor. Şimdi bir geri gidelim ve daha büyük bir network olan şey seçelim. Faster RCN'i seçelim. Aynı çözünürlükte. Şöyle. Tekrar runtime run after diyorum. Şimdi tekrardan birazcık beklemek gerekecek çünkü tekrar yine modeli yüklüyoruz. Aynı resimde. Yüklendiği için görüntü gitti. SSD yani çok iyi bulamamıştı. Bu şimdi bunun daha büyük ve daha kompleks bir model olduğu için daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Bu da umarım bugün gelecek. Geldi. Evet. Sonuçlara bakalım. Evet. Burada mesela o devasa insan tahmini gitti. Buradakilerden bazılarını bulduk. Yine tamamen mükemmel değil tabii çünkü bunu görmediği bir resim. Hata illa oluyor. Ama gördüğünüz gibi küçük şeyleri daha iyi bulabiliyor. Yani overall performans olarak tek aşamalı bir network'ten daha iyi şey yapıyor. Bu hani bunlardan hangisini kullanacağınız nasıl bir şeye ihtiyacınız olduğuna bağlı. Eğer performans derdiniz yoksa yani hız açısından herhangi bir derdiniz yoksa her şeyi tamamen offline yapacaksanız daha büyük, daha kompleks networkler kullanmak daha mantıklı. Çünkü size daha kaliteli şeyler veriyorlar. Ama otonom arabalar gibi şeylerle uğraşıyorsanız ve gerçek zamanlı bir şeylere ihtiyacınız varsa bu şeyden performanstan birazcık feragat edip hız kazanmaya çalışmanız lazım. Evet bu konuda söyleyeceklerim benim bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Sorusu olan var mıdır? Sanırım sorusu olan yok. Teşekkür ederiz eğitim için. Demek umarım bilgilendirici olmuştur. Evet, kesinlikle öyle oldu. Katılımcılarla da haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.